Been about 3 days and I'm coming back. I'm about 4 minutes from a heart attack. And I think you make me a maniac, but you don't know. 2 years and we're in between, but we both been meals and we 17. Here we go, fist fight in a limousine, but they don't know. Well, baby, like, shit is crazy, right? And ain't your baby no more. Herkese merhaba. 7 aylık bir süreden sonra tekrardan sizin karşınıza geçtim. Karantina süreci, yeni kamera alma derken uzun bir süre YouTube için video çekemedim. Son videom şuradaki linkten ulaşabilirsiniz. Burun videomdu. Burun ameliyatımla ilgili olan videoydu. Instagram'a bu sürede videolar yükledim. İşte farklı makyajlar, onların fotoğraflarını yükledim derken burası biraz aksadı. Instagram'dan size bir anket hazırlamıştım. Bu makyaj mı yoksa bu makyaj mı diye. Siz bunu seçtiniz, kırmızılı olanı. Ben de bunu yapmayı düşünmüştüm. Yani bunu yapmayı istiyordum. Hazırsanız başlayabiliriz. Başlangıç olarak kaşımı yapmayla başlıyorum. Bunun için de Flormar'ın bu kaş kalemini kullanıyorum. Bu sanırım 401 bej numarası. İlk başta ucunu sivrelttim. Sadece kaşımın boşluklarını dolduruyorum. Çünkü kaşım zaten gür olduğu için daha da fazla tek kaş gibi yüzmek istemiyorum. Niye oradan hareketler yapıyorsun bana? Bunu da koy, yerine dalga geçtiğini de koy. Boşluklarını dolduruyorum. Kaşımı doldurduktan sonra göz kapağımın üzerine Infallible kapatıcıyla bir katman oluşturacağım. Bu hem göz kapağımın rengini nötrleyecek hem de daha düz bir görüntü oluşturacak. Birinin bana arkadan sorması lazım. Karantinada neler yaptın? Simay, yazın ne yaptın karantinada? Hiç böyle bir soru şekli yok yani böyle. Simay, karantinan nasıl geçti? Karantina kurallarına uydun mu? Karantina kurallarına ilk 3 ay uydum. 3 ay boyunca hiç evden çıkmadım. Evde sadece spor yaptım. İlk başta bir çok kilo aldım zaten. Ne kadar? 3-4 kilo falan aldım. Sonra işte Ramazan boyunca oruç tutmadığım halde sahurda yemek yedim. Sabah kahvaltı yaptım. Akşam yemek yedim derken günde 5 öğün falan yiyordum. Sonra Ramazan süreci bittiğinde kendimi spor yapmaya verdim. Günde 1 saat evde spor yapıyordum dışarı çıkmayarak. Bir de işte beslenmeme dikkat etmeye başladım. 5 kilo geri verdim. O zamanlar çok mutluydum. Kendimi seviyordum. Hala seviyorum. Hiçbir soru yok. Sonra ne yaptım? 3 ay sonunda işte Haziran sonunda bu sırada Maybelline Fit Me pudrasıyla gözümün üstünden geçiyorum. Konuşurken aynı da yapabilirsem inşallah. Sonra Haziran sonu gibi İzmir'e geldim tatil için. Sanki korona bitmişçesine. İşte Deniz'in Ankara'dan arkadaşları geldi. Benim Manisa'dan arkadaşlarım geldi derken işte birkaç gün Foça, birkaç gün Çeşme tatili yaptık. Çeşme'de bir apartta kaldık derken. Bu arada Çeşme aşırı kalabalıktı. Çok korkunçtu gerçekten. Sonra iki hafta İzmir'e kaldıktan sonra Didim'e geçtim. Bir ay kadar Didim'de tatil yaptım. İşte karantina benim için Haziran sonunda bitti yani. Didim'de bir ay tatil yaptıktan sonra da Ankara'ya geçtim ki Ankara'nın en şey olduğu zamanlar. En böyle artık korona dolup taşmaya başladı. İşte bir iki hafta öncesi o da ya. İki hafta öncesi de Ankara'daydım. Oradan döndükten sonra da İzmir'e geldim. Birazdan sizinle detayları konuşacağız. Şimdi bununla eyeliner çekeceğiz. Seçtiğiniz makyajda kırmızı bir eyeliner var. Ama benim kırmızı renkli eyeliner'ım olmadığı için bunu bir rujla yapacağım yine. Daylong, pastelin Daylong rujlarından. 9 numarasıyla yarım bir eyeliner çekeceğim. Ortadan başlayarak iç kısmını da siyah eyeliner'ımla tamamlayacağım. Onu da Be Lucy'nin bu yeşil olan ama siyah boyayan eyeliner'ıyla yapacağım. İlk başta rujumu şu şekilde açıp elime sürüyorum birazını. Şöyle. Daha sonra ince eyeliner fırçamı alıyorum. İnşallah yapabilirim. Yoksa videoyu en baştan başlayacağım. Başlıyorum, çok heyecanlıyım. Eyeliner'ımızı çektikten sonra keskinleştirmek için kurtarıcım olan ıslak mendille başvuruyorum hemen. Oldu galiba. Oldu mu? Eyeliner'ımın yarısını tamamladıktan sonra iç tarafa siyah geçmem lazım. Bu siyah eyeliner bayağı hem keçi uçlu ve sürümü aşırı kolay. İncecik çekebiliyorsunuz. Gözümün iç tarafına ortadan başlayarak içe doğru ilerliyorum. Aradaki geçişi sağlamak için bıçağa biraz daha kırmızı ruj alıp tiyanın üzerine doğru getiriyorum. Böyle baktığınızda sanki işte ikisi birbirine girmiş, karışmış renkler gibi oluyor. Bakalım aynısını ikinci gözüme yapabilecek miyim? Sizi bekletmemek için bu gözüme de uygulayıp hemen geliyorum. Diğer gözümü de tamamladım. İstiyorsanız bir yakından bakalım gözümün üstüne.
Gözümün üstünü tamamladıktan sonra önce kaşımı sabitliyorum. Kaşımı sabitlemeyi unutmuşum. B12 eksikliği. Dünyanın en önemli şeyi. Yine her zamanki gibi Wet n Wild'ın şeffaf kaş jelini kullanıyorum. Diğer videolarımda da var zaten. İzlediyseniz beni. Kaşımı yukarı doğru sabitledikten sonra gözümün altına fotoğraftaki gibi gözümün içine kırmızı kalem ve gözümün altına da kırmızı bir far sürmem gerekiyor. İlk defa gözümün altına bu kadar yoğun bir renk süreceğim. Kırmızı göz kalemi olmadığı için dudak kalemiyle gözümün içinden geçiyorum. MAC'in dudak kalemiyle. Gözüm sulandı. Dudak kalemini gözümün içine sürmenin bir zararı var mıdır acaba? Çok korkunç. Gözlerim yanıyor. Bunu sürdükten sonra ilk başta gözümün altına da aynı kalemden geçip üzerine de Revolution'ın şu far paletini kırmızıyla, kırmızı far rengiyle geçeceğim. Önce gözümün altına çok azıcık göz kalemi sürüyorum. Kendimi şey gibi hissettim, ne yapıyorsun? Gözümün altına bunu sürdükten sonra şöyle küçük, çok küçük bir fırçayla bunu çok azıcık dağıtmam lazım. Bunu sürdükten sonra şu kırmızı farı alıp çok azıcık yine aynı fırçanın ucuna şöyle silki iti üzerinden geçiyorum ki iyice kırmızı olsun. Şöyle bakalım. Aynı farla eyelinerimin üzerinden de geçeceğim. Çünkü eyelinerim biraz daha böyle pembemsi kırmızı bir renk. Belki üzerinden buna geçersem daha da kırmızıya ulaşabilirim. Evet, şu an renkleri birbirine benzedi. Şu an daha iyi. Aynı işlemi diğer gözüme de uyguluyorum. Hemen buraları hızlandırılmış şekilde geçeceğiz zaten. Teknik bir sorunla karşı karşıyayız. Gözlerim içi far doldu. Çok kötü oldum. Şimdi en önemli adım olan maskaraya geçiyoruz. Önce çok azıcık maskara sürüp daha sonra takma kirpiklerimi takacağım, mıknatıslı olanları. Maskarayı içten dışa doğru sürüyorum ki ucuna kirpik taktığımda çok yapay bir görüntü oluşmasın. Üst kirpiklerimin dış taraflarına doğru maskara uyguladıktan sonra şu takma kirpikleri takacağım. İnşallah takabilirim. Birazcık aynama yaklaşıyorum. Bunlar mıknatıslı. Birini kirpiğimin üstüne, birini de kirpiğimin altına koyunca her şey halloluyor. Umarım dilediğim gibi her şey gider. Şöyle yerleştirdim. Bayağı oldu gerçekten. Neden kirpiğimin dışına taktım. Takma kirpiğimi taktıktan sonra şimdi yüzümü yapmaya geçiyorum. Yüzüm için de True Match'in 1.5 N numarasını kullanacağım. Önceki videolarımda belki bahsetmişimdir. Hiçbir fondöten yüzüme oturmuyor. İşte yüzüm nemli olmasına rağmen pul pul kalıyor diye konuşmuş olmam lazım. Yani illa konuşmuşumdur, bu sorundan bahsetmişimdir. True Match kullanmaya başladığımdan beri hiç öyle bir sorunla karşılaşmadım. Yani yüzüme tam oturuyor. Tabii oturmayan kişiler de olur illaki ama karma bir cildiniz varsa hani burnunuzun üzerinden transparan pudrayla geçerek çok doğal bir görüntü elde edebilirsiniz. Ve ayrıca hani ikinci katı geçtiğinizde de tam kapatıcılığa ulaşıyor. Cildinizde eğer çok kusurlu yerler varsa. Ben bugün normalde sürdüğümden biraz daha kalın süreceğim. Çünkü fark ettiyseniz ağır bir makyaj yapıyorum ilk defa bu kanalda. Çok da ağır değil aslında ama yani farklı bir makyaj. Fondötenimi sürdükten sonra sıra kapatıcıya geliyor. Kapatıcı içinde bugün elimde iki tane alternatif var. Bir gözümün üzerine uyguladığım Infallible, bir de Not'un mineral kapatıcısı. Not'un mineral kapatıcısı aşırı doğal. Infallible'ınki birazcık daha kapatıcı ve kalın bir yapıya sahip ama az sürerek istediğiniz şeye ulaşabilirsiniz. Bu arada hayatımda ne gibi değişiklikler oldu? Değişik olmadı. Sadece okulun online olmasından kaynaklı işte bu fırsat bularak dil kursuna yazıldım. Çünkü benim bölümüm Türkçe maalesef. Dil kursuna yazıldım. Onun dışında büyük ihtimalle şey yazılacağım. İşte açık öğretimden ikinci bir üniversite okumayı düşünüyorum. İleride iş olanağım daha fazla olsun, işte daha rahat iş bulayım gibi nedenlerden dolayı. Onun dışında da hiçbir değişiklik yok. Hala bildiğiniz gibi aynı klasik üniversite öğrencisiyim. Ve YouTube'a daha çok ağırlık vermeye karar verdim. Çünkü bir şeylere çabalamadığım sürece hiçbir şeyde ilerleyemeyeceğim. İşte mesela video çekiyorum, izlenmiyor. Diyorum ay neden izlenmedim, işte bir daha çekmeyeceğim. Ama çekmediğim sürece nasıl izleyebilirim ki zaten. O yüzden haftada bir video ya da iki de olabilir. Şey gibi oldum, Cemalcan gibi oldum. Diyor ya haftada 4 video. Haftada bir iyi, daha fazlasına vaktim yok. Meşgulüm biraz. Kapatıcımı sürdükten sonra transparan pudrayla geçiyorum. Yine Fitmin'in transparan pudrasıyla. Hemen şey olmadan, çizgilenmeden ki benim çizgilerim aşırı doluyor. Birazcık burnumun üzerinden de geçiyorum ve alnımdaki çizgiler bildiğiniz gibi sürekli böyle durduğum için küçük Emrah gibi. Alnımın çizgilerinden de geçiyorum ve burnumun yanlarından.
Daha sonra yüzümü şekillendirmeye geçeceğim. İlk başta şu, bunun adını mı söyleyememiştim ben ilk videomda? Adını söyleyemedim. Bu neydi? Ha. Maybelline Anti-Age Eraser'ıyla. Önce bir kontür yapacağım kendime. Bu en koyu rengi olması lazım. Bakıyorum hemen. 149 numarası en koyu rengiyle. Şöyle elmacık kemiklerime doğru getiriyorum. Sonra çenemlere geçiyorum. Ve çok az da anında. İnşallah çamur gibi kalmaz. Dua edelim. Dağılsın. Önce fırçayla dağıtıyorum. Daha sonra süngerle o kalan çizgiyi yok edeceğim. Gıdınızı yok ediyoruz. Bir arkadaştan şey yorumu almışım. Burun videomun altına. Ne yazmıştı? Adını hatırlamıyorum yazan kişinin. Göz altlarını çok beyaz yapıyorsun. İğrenç duruyor gibi bir şey yazmış. Ama zaten benim yanaklarım kırmızı olduğu için ne kadar fondöten sürersem süreyim oraları kırmızılığı kapanmıyor ve sanki göz altım aşırı beyaz gibi duruyor. Aslında çok fazla kapatıcı sürmemle alakası yok. Ne kadar az sürdüğümü görüyorsunuz. Kalbimi kırdı. Umarım şu anki halim göz altımı beğenmiştir. Daha 250 abonem varken linç yiyorsam ben ne yapayım? Linçlendim kapatıcı yüzünden. Kontürümüzü dağıttık. Daha sonra bronzerla ve geniş bir fırçayla üzerinden geçiyorum netleştirmek için. Ve daha geniş bir alana yayılması için. Birazcık alnımdan. Orada kendim varım. Sürekli oraya bakıyorum kameraya bakmak yani. Şaşı değilim. Sadece şuraya bakıyorum buraya bakmam gerekirken. Çok azcık şuradaki fazlalıkları alıyorum. Alnımdaki fazlalığı alıyorum. Ve kontür işlemim tamam galiba. Sadece şu alt kısımları tekrar birazcık aydınlatıcı geçmem lazım. Yani concealer geçmem lazım. Daha keskin bir hatta sahip olabilmek için. Yanaklarım biraz fazla da. Aradaki farka bakın şu an. İyice dağıttıktan sonra oradan bir de yine Fit Me ile geçiyorum. Fit Me hayat kurtarır arkadaşlar. Yine çok azıcık Fit Me ile geçiyorum. Şimdi sırada allık var. Allık çok uygulamayacağım. Zaten gözlerinde renk var. Dudağımı koyu bir üstüreceğim için. Şu taçit allıklarım birazcık pembe gibi. Pembemsi böyle. The Balm'ın muadili diye geçiyor hatta. Numarasını da söyleyeyim. 528 rengi. Çok azıcık bundan uygulayacağım. Fazlalığını alıyorum. Bunun üzerine geçiyorum çünkü güneşten yandım. Allığımı da sürdükten sonra en son highlighter, sonra da ruj sürdüğümüzde makyajımız bitiyor. Peki kızınkiyle aynı olmadı rengi ama yapabileceğim bir şey yok. Elimdeki malzemeler bu kadar. Highlighter'ını sürüyorum. The Balm'ın şu pembe olanı. Ay pembe diyorum şey beyaz şampanya rengi. Bol bol highlighter sürüyorum. Dudağımın üstüne de sanki çok dudağım varmış gibi. Şimdi sıra geldi ruj rengi seçmeye. Şöyle pastelin koyu bir kahverengisi var. Sonra Virüs'ün şöyle bir daha açık olan bir tonu var. Bir de bu gloss gibi simli olan bir rengi var. Bunu nasıl seçeceğiz şimdi beraber? Size soruyorum hangisi? Arkada iki kişi daha var. Bu mu? Bu. Bu mu? Bu. Arada kaldık. O zaman bunu sürüp üzerine buna geçeyim. İlk başta dudağımın kenarlarını belirginleştiriyorum ve daha koyu renk bir kalemle yapıyorum. Benim en güzel kalemim. Aynısını bulamıyorum. Koyu bir kalemle dudağımın etrafını çerçeveliyorum ki dudağım daha geniş gözüksün, daha büyük gözüksün. Acaba çok mu koyu kalacak? Yani şey, ruj çok mu koyu kalacak gözüme göre? Neyse deneyelim, olmazsa sileriz. Zaten dünyanın sonu değil sonuçta. Önce dış kısımlara bundan geçiyorum. Yani şu uç kısımlara. Bu koyu rengi sürdükten sonra da en ortaya daha açık bir renkle devam edeceğim. Az önce sen mi seçmiştin bunu? Bunu Deniz seçti ama bunun ne kadar açık olduğunu bilmiyorum. O yüzden önce bir elimle denemem lazım. Evet, yeterince açık. İç tarafta da bunları siliyorum. Sanki böyle dışları daha dolgunmuş da gibisinden bir görüntü oluşsun diye. En son üzerinden parlatıcıyla geçtim. Bu Avon'un şeffaf renkli dudak glossu aşırı güzel. En son bunu sürüyorum ve bu da dolgunlaştırıyor. Rujumuzu da sürdüğüme göre bugünkü makyajımız bu kadardı. Umarım yani bu farklı makyajı beğenmişsinizdir. Umarım ben yapabilmişimdir. Tabii kız kadar iyi yapamasam da elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Bir dahaki videolarda böyle yapmamı istediğiniz makyaj olursa, sanki kaç bin takipçim var gibi konuşuyorum da, yapmamı istediğiniz makyaj olursa bana Instagram'dan atın. Zaten çok az takipçim var. Hepinizin mesajlarını görebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haftaya yeni bir video yüklemeyi düşünüyorum. Görüşürüz.